Sara Asiti'nin katkılarıyla hazırlanan Yolumuz Sıla'ya Düştü programı başlıyor. Evet sevgili izleyiciler, yolumuz bu hafta Edirne'nin Keşan ilçesine düştü. Keşan ilçesini en iyi anlatabilecek kim var dedik, sorduk, soruşturduk. Hilmi Hoca var dediler. Hilmi Hoca'ya geldik. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Keşan deyince akla önce Keşanlı Ali geliyor. O meşhur roman, o meşhur hikaye geliyor. Ama Keşanlı Ali hiç Keşan'da yaşamamış değil mi? Hayır. Keşanlı Ali bir oyun kahramanıdır. Keşan'da yaşamamıştır. Haldun Taner'in yazdığı Keşanlı Ali destanı. Ancak Ankaralı benzer bir kahramandan esinlenerek Haldun Taner bu eseri yazmış. Adını sağ olsun Keşan Nali koymuştur. İyi de reklam oluyor Keşan'ı çok, değil mi? Çok güzel tabii. Çok. Bize Keşan anlatır mısınız biraz? Keşan medeniyetlerin buluştuğu bir kavşak noktası. Evet. Milattan önce 30-40 yıllarında Lüviler tarafından kurulmuş. Önemsiz bir yermiş o zamanlar. Yani milattan önce 1500'lere kadar neredeyse haritada hiç yeri dahi yok. Fakat Keşan Via Egnatia Roma yolunun açılmasıyla yani Roma'yı İstanbul'a bağlayan yolun açılmasıyla tarihsel bir önem kazanmış ve ondan sonra canlanmış giderek dikkat çeken bir kasaba haline gelmiş. Yerleşim yeri haline gelmiştir. Önceleri Gelibolu'na bağlı bir kasabadır. Osmanlı zaman. Gelibolu'dan ayrılarak müstakil kasaba haline gelmiş ve Edirne'ye bağlanmıştır. Daha sonra Edirne'ye bağlanmış. Daha sonra Edirne. Çanakkale, Edirne Ege yolu üzerinde, aynı zamanda İstanbul Çanakkale yolu üzerinde kavşakta bir yer değil mi? Evet. Nüfusu ne kadar buranın? Şeyi unutmayalım, Yunanistan geçişli bir sınır. İpsala geçişi değil mi? İpsala'ya gidiyorsunuz. Oradan sonra Yunan sınırı zaten. Şu anda bulunduğumuz yerden Keşan'a kuş bakışı görüyoruz. Burası neresi? Evet. Şu an Keşan'ın ilk kurulduğu yerdeyiz. Eski Keşan Kalesi'nin üzerindeyiz şu anda. Keşan daha sonra Türklerin eline geçtikten sonra bütün Türk kasabalarının karakteristik özelliği olarak Ova'ya yayılmıştır. Evet. Yani. Evet. Peki Keşan ismi nereden geliyor? Keşan çeşitli rivayetler vardır. Çekenler, top çeken anlamında keşendir bir rivayete göre. Kirişli Han diye bir yer olduğu söylenir rivayettir. Darius'un yaptığı savaşlar esnasında buraya geldiği İran kralı Darius'un yıldızlı bir gecede çok güzel yıldızlı bir gecede keşan dediği ne güzel yıldızlar anlamında söylendiği söyleniyor. Ama ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum. İnsanlar göç ederken kültürlerini de beraber götürürler. Hazar Denizi'nin güneyinde Keşan diye bir kasaba var. Ve buraya Tatarlar da gelmiştir tarih içerisinde. İnanıyorum ki Tatarlar o Keşan ismini buraya taşımışlardır. Doğru. Ama iddialı değilim. Doğru. Benim kabul ettiğim isim budur. Peki hocam tarihsel boyutundan çıkalım şehrin şimdiki haline dönelim. Dilerseniz inelim şehre. Buyurun. Keşan şehir merkezinde Şehitlik'teyiz. Şehitlik dediğimiz yıllar önce yani Kurtuluş Savaşı döneminde buralar hep işgal altındaydı. Ve bu işgal altındaki topraklarda köylüler, vatandaşlar birbiri örgütlenip işgali kırmaya çalışıyorlardı. Emperyalistlerin oyununa gelen Yunan ordusu, Yunan çeteleri burada ciddi boyutta kıyamlar yapmışlar. Ve o dönemde buraya bağlı Altıntaş köyünde bir grup örgütleniyor ve bunu duyan Yunan çeteleri gelip baskın yapıyorlar. Evet. Ve birçok insanı öldürüyorlar. Bu şehitlik de onların anısına yapılmış. 1957 yılında yapılmış. Şöyle söyleyelim. Yunan işgali zamanında bölgenin uğraştığı bir ikinci olay da Rum çeteleridir. Evet. Çok fazla miktarda Rum çetesi bölge halkına zarar vermiştir. Bu şehitlikte yatan işte Altıntaş köyünde öldürülen Türk askerleri. Ben araştırmacı bir yazarım.
Keşan tarihi. Gelibolu Yarımadası'ndan Enes'e Saros. Kaç kitabınız var? 7 kitabım yayınlandı. Daha çok Keşan dedi. Evet, bölgeyle ilgili. Son bir çalışmam var. Roman kardeşlerimizin hayatını anlatan bir çalışma. Evet, evet. Ben anlatılmaya değer buluyorum yaşamlarını. Keşan. Anadolu'yu Çanakkale Boğazı'ndan Avrupa'ya bağlayan kavşak. İstanbul'dan İpsala Gümrük Kapısı'na, oradan Yunanistan'a uzanan yolların kesişme noktası. Tarih boyunca çeşitli kültürlerin geçiş merkezi olan yol ağzındaki bereketli topraklar. Yeşille mavinin kucaklaştığı doğa harikası Saros Körfezi kıyıları. Trakya'da bir cennettir Keşan. Ve bu cennet şehrin belediye başkanlığını ikinci dönemdir yıllarca Keşan'a doktor olarak hizmet vermiş olan operatör doktor Mehmet Özcan yapmaktadır. Keşan'a bağlı Seydiköy doğumlu olan Özcan bir süre Taksim'de görev yapar ve daha sonra memleketine döner. 22 yıl Keşan'da doktor olarak halka hizmetleri götürdükten sonra halkın talepleri doğrultusunda aday olur ve seçilir. Seçilir seçilmez önce sağlıklı, temiz ve yaşanası bir Keşan için kolları sıvar. Şimdilerde Keşan için büyük projelere imza atan Mehmet Özcan, evli ve bir erkek çocuğu babasıdır. Şimdi programımızın yapımcısı ve sunucusu gazeteci yazar Erdal İrfan'ın başkan ile yapmış olduğu röportajı izleyelim. Evet, sırtımızda Keşan, yanımızda belediye başkanımız sevgili Mehmet Özcan. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Başkanım, biliyorsunuz Edirne'nin Keşan ilçesindeyiz ve Keşan'ı tanıtıyoruz. Yani sizin belediyenizi, sizin hizmetlerinizi tanıtmaya çalışıyoruz izleyicilerimize. Nereden başlayalım istersiniz? Önce Keşan diyelim mi? Önce tabii ki tüm seyircilerimize Keşan'dan sevgiler, saygılar, selamlar. Keşan, Edirne ilinin Edirne'den sonraki en büyük yerleşim yeri, en büyük ilçesi. Yaklaşık şu anda Keşan merkez ilçe nüfusu 60 bin civarında. Keşan belediyemize bağlı da sahil kısımlarında iki tane mücavir alanımız var. Yaz aylarında 4 ay yaklaşık Keşan kadar da bir nüfus. Onlar ilave olmakta bize. Belediyenin tesisleri de var orada değil mi? Var. Var. Erikli sahilinde tesislerimiz var. Yayla sahilinde tesislerimiz var. Keşan şöyle Trakya'nın güneyinde kavşak konumunda bir pozisyonda. İstanbul Selanik yolu Edirne Çanakkale yolunun kesiştiği noktada çok hareketli bir yerdeyiz. Edirne'nin güney kıyıları Saros Körfezi'ne kıyıdır. Birçok insan Edirne'de deniz var mı diye sorduklarında deniz olmadığı kanaatindedir ama Edirne'nin denize kıyısı olan güney kıyılarıdır. Ve bölgemiz için de ayrıca çok ciddi önem arz eden tertemiz bir Saros Körfezi. Bizim bölgenin turizm potansiyeli her geçen sene de ekonomik girdiler açısından üst sıralara çıkan bir olgu. Keşan ağırlıklı olarak tarım, tarıma dayalı küçük sanayi tesisleri, ticaret ve hizmet merkezidir. Ayrıca son zamanlarda da 4 yıllık 5 bölüm üniversitemiz oldu. 2 yıllık yüksek okulumuz mevcut. Şu anda okullarda ilköğretim lise dahil okuyan 12 bin civarında öğrencimiz var. Biz geldiğimizde Keşan'la biraz görüştük. Görüşmelerimizde şu çıktı genelde. Yani doktor olmanızın Keşan'da öncelikle sağlığa önem verdiğiniz, sağlığa önem veren projeler yaptığını söylüyor. Mesela sivrisinekle mücadele konusunda ciddi başarılar elde edilmiş. Şimdi ben ikinci dönem belediye başkanıyım. 2004'te devraldığımızda haşeratla, sinekle mücadele olayını hizmet alımı şeklinde yapmış bizden önceki arkadaşlarımız. Hatta kontratları vardı. İlk sene o şekilde geçirdik ama İl Sağlık Müdürlüğü ile Sıtma Savaş bölümüyle
irtibata geçtim. Ekip olmanın da faydaları. Seçeceğimiz insektisitleri çevreye zarar vermeden aşırı mücadele edecek şekilde ona göre seçtik. Yasal mevzuatta uygun görülenleri. Kendi ekiplerimi kurdum. O zamandan beri yaklaşık 20 kişi, 3 tane gezer aracım var. 3 adet ULV cihazımız, 6 tane motorlu sırt pompası, 25 tane de sırt pompamız var. Biz Mart-Nisan aylarında başlıyoruz mücadeleye. Ciddi şekilde sivrisinekle, karasinekle mücadelede başarılı olduk. 2004'te ben ilk göreve geldiğimde Keşan'ın düzgün bir kanal şebekesi yoktu. Yani ihtiyaca göre eklenmiş edilmiş, tekniğine uygun değildi. Her gün arızalar oluyordu. Hatta fiilen Keşan Devlet Hastanesi'ne hekimlik yaptığım yıllarda bu kanal şebekesinin bozukluğundan kaynaklanan bahar aylarında A tipi sarılık, yaz aylarında da resmen kolera benzeri gastroenterit vakaları görülüyordu. Şimdi o şebekeyi 2006 ile 2008 arası 160 kilometre kanal şebekesi yeniledim ben Keşan'da. Şimdi o hastalıklar görülmez oldu. Şu anda 2011 yılında devlet su işleriyle protokolü imzaladık. 2013 sonunda Keşan atık su arıtma tesisleri çalışır vaziyette bize devredecekler. Çalışmaları devam ediyor. Ben de bu arada 10 kilometrelik ana kolektörlerim vardı, imal edilmemiş. Onları şu anda geçen ay ihalesini bitirdim, yer teslimi yaptım. Şu anda imalatı başladı, bir aydır devam ediyor. Ben bunları yaparken devlet su işleri de arıtma testlerini yapıp 2013 sonunda her ne kadar Keşan içerisinden Keşan'ın atık sularını, kanal sularını bertaraf ettiysek de şu anda etrafımızdaki derelere akmakta. Bu da ciddi bir çevre kirliliğine sebep olmakta. Hani bir lafımız vardı, hep deriz temizlik imandan gelir. Ama etrafı da bu kadar şekilde kirletecek hiçbir imana sığacak bir olay değil. Ben işi temelinden aldım. Şehircilikte şu vardır. Bir belediyeye belediye diyebilmeniz için suyunuz var mı? Yetiyor mu? Kalitesi iyi mi? Evet diyorsanız iyi. Atık sularının ne haldesiniz? Kanal şebekeniz yeni mi? Arıtma tesisiniz var mı? Evet diyorsanız iyisinizdir. Çöpü ne yapıyorsunuz? Vahşi depolama sistemi devam ediyorsanız iyi değilsiniz. Şu anda sadece Keşan'ın değil, Keşan, İpsala, Enes 3 ilçeye dahil bunların da katı atık dediğimiz çöplerini tek bir noktada bertaraf edecek bir tesisin. 2004 yılından beri çalışıyorum. 180 dönümlük bir arazi parçasında bertaraf edilecek bir projenin ihalesi bitti. Yer teslimini yaptım. Yaklaşık 2 milyon lira civarında bir hibe parada Çevre Bakanlığı'ndan biz birlik kurduk. Güney Edirne Katı Atık Birliği. Aynı zamanda o birliğin de başkanıyım ben. Birlik ile şu anda o tesisleri imalat safhasına geldik. Yani bunlar da bittiğinde evet çöpümüzü de modern bir şekilde hallediyoruz diyeceğiz. O zaman altyapı dediğimiz sorunlar hepsini halletmiş bir şehir olarak evet ben buyum diyebilirsiniz. Belediyenin temel anlamı bu. Şu anda 2012 itibariyle Keşan'a 50 trilyonun üzerinde eski parayla yani şu anki rakamı 50 milyonun üzerinde yatırım çekiyorum. En büyük projem. Pazar yeri dediğim proje. Hemen ihaleden bir görüntü giriyoruz. Bize de denk geldi, tesadüf oldu. Evet. Özellikle Trakya'nın en büyük projesinin ihalesini canlı canlı katılmış olduk. Bir görüntü verelim, sonra devam edelim. Bizim için önemli olan belki de tarihin birlikte olan bir anı yaşıyoruz şu anda. Yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projenin ihale zamanına geldik. Keşan'ın
ticaretine ciddi katkıları olacağı değil. Klasik bir pazar yeri konsepti dışında başından beri benim yapıştırdığım bir tanım var. Bir esnaf ağlayana yapısı olacaktır bu yapı. Heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Ne intizarı gel başın için. Evet başkanım, bize de nasıl evet yani? Gerçekten büyük bir şans oldu bizim için. İşte devlet mevzuatı içerisinde bu tür nemalı işlerde ihaleler hakikaten böyle şeffaf olmalı. Bunu hiç gocunmadım. Katılan firmaların, bizim ihale komisyonu üyelerinin dışında Keşan'da neredeyse bütün siyasi partiler, oda temsilcileri, çok ciddi bir izleyici grubu vardı. Ve televizyondan da halka bunu açık açık gösterdik. Bu konuda da şeffaf belediyelik anlayışını pekiştiren bir şeydir. Şimdi 2012 itibariyle dedim, yaklaşık 50-55 trilyonluk veya milyon liralık Keşan'a yatırım çekiyorum. Bir, pazar yeri projem. Az önce ihalesini seyrettiniz. 5 yıldan beri uğraştığım bir şey. Aslında klasik bir pazar yeri değil. Tam bir esnaf alışveriş AVM olacak olan bir yer. 36 bin metrekare kapalı otopark, 2 katlı. Ve toplam 50 bin metrekare inşaat alanı. Bu kompleksin içerisinde ayrıca belediye hizmet binası da mevcut. Sirkülasyonu arttırmak için onu da orayı projelendirdik. Tatlık tesisleri yaklaşık 7 milyon lira. Ana kolektörler yaklaşık 3 milyon lira. Atık su arıtma tesisleri yaklaşık 7 milyon lira. Ve bunları atık su arıtma tesisleri yaklaşık 7 milyon lira. Bunu DSİ yap bize verecek dedim. 30 yılda geri ödeyeceğiz. Bu pazar yerine aldığım kredi %7 faizli İller Bankası'nın Trakya İller Bankası'nın İstanbul haricinde verdiği en büyük kredi. 8 yılda geri ödeyeceğiz. Yaklaşık 20 bin metrekare bir alanımız var. Ticaret merkezi de geçer şehir planlarında. Bu kompleks onun üzerine hayata geçirildiğinde zaten yerin değeri 250 milyon liranın üzerine çıkacaktır. Bu konuda da o proje kendi kendine 8 yıllık ödeme süresinden önce finanse edecek, geri dönüşümü yapacak olan bir proje. Ayrıca 2 milyon lira yeni çöp araçlarını değiştirmeyle, yenilemeyle ilgili aldım, kullandım. Şu anda onayda bekleyen 10 kilometrelik bir yağmur suyu kanal projem var İller Bankası'nda, onay aşamasında. Diyeceğim bunları üst üste koyduğumuzda 50 trilyonu geçen Keşan'a bir yatırım çekmekteyim. Ve ben muhalefette bir belediyeyim. Çok iyi, çok iyi de rakip gibisiniz. Tokiden daha güzel evler yapmışsınız gördüm. Çok güzel. Şimdi devraldığımda eski toplu konut idaresinin Belkop diye bir projesi vardı. 688 konutluk. Bunun 400'ü bitmişti. Diğerleri imal edilmemişti daha. Kalan 288 konutu ben bitirdim dönemimde. Yani üyeyi kendimiz bulduk. Skreyi sadece İller Bank toplu konut idaresi verdi. Bir yeni TOKİ projelerinden değildir o. Onun haricinde şimdiki TOKİ'siz kendi özgün projemiz 532 konutluk Atakent 1, 168 konutluk Atakent 2 projelerinde. Atakent 1'i 2007 Haziran'da başladık. 2009 Ekim ortalarında teslim ettik, anahtarını teslim ettik. Atakent 2'yi de 2010'un Nisan ayında başladım. 2011'in 15 Aralık'ında teslim ettim. Toplu konut idaresi dışında kendi özgün projesi olarak toplu konut yapan nadir belediyelerden biriyim. Trakya'da mevzuata uygun benzeri olmayan 22 bin metrekare bir alanda toptancı ile inşa ettim. 2009'un
16 Ekim'inde hizmete girdi. Gerçekten mevzuata uygun, hatta içine uçak inen bir hal yaptırdım desem başım ağrımaz, çünkü o zamanki genel başkanımız Sayın Deniz Baykal'ı yağmurlu bir havaydı. Helikopter pisti yaptık, orayı içine indirdik. Toptancı halinde ileride belki Avrupa Birliği'ne gireriz, belki girmeyiz ama sınır ticaretlerinde değişiklik olacak. İnsan ilişkileri, uluslararası ilişkilerde çok ciddi gelişmeler var. Uzun vadeli düşünerek onu büyük tuttum. Yani önümüzdeki 5-10 sene için bize çok büyük ama 40-50 için çok gerekli. Trakya Kalkınma Ajansı'na ben bir proje yaptırdım. Özellikle çöplerle ilgili öğrencileri kazanabilmek. Okullarda okuyan çocuklarımıza bu bilinci aşılayabilmek. Hani atasözümüz vardır, ağaç yaşken eğilir diye. Yaklaşık 113 bin liralık bir proje bu. Keşan'daki ilköğretim okullarında çevre bilincini aşılamak, çöp dediğimiz nesnenin de atılacak bir materyal olduğunu bileceğiz ama sadece atılmadan değerlendirilebilecek bir materyal olduğunu da aşılamak lazım. Yeni yapacağımız katı atık tesislerinde birinci aşamada önce mutfaklarda tek bir çöp tenekesi, şimdi olduğu gibi sokakta tek. İkinci 5 yıl sonunda veya 5 yıl sonra mutfaklarda 2 ayrı poşet, 2 ayrı renkle. Sokakta 2 ayrı çöp tenekesi, çöp konteyneri. Farklı renkte. Her bir renkteki torba sokaktaki uygun renkteki çöp tenekesine dökülecek. Bunları çocuklara eğitim programı olarak uygulamaya başladık. Bu eğitim sezonunda şimdiden alıştırırsak bundan sonraki 5. yılda, ondan sonraki 5. yılda uygulamaya hazır insanlar haline gelecekler. Epey bir park yaptım Keşan'a. Ayrı mı sayıyorsun? O ayrı, o bizim misafir evimiz gibi bir şey. Ama onun benzeri Rasim Ergenen Parkı'm var. Mahalle Rasim Parkı'm var. Cennet Bahçesi benden önce mevcut olan bir parktı ama şu anki hali bizim eserimizdir. Gerçekten bir sürü etkinliklerimiz. İnsanlar yeşil alanlara çok itibar ediyorlar. Bizim insanımızın sabah yürüyüşleri olur, akşam gezmeleri olur. Bu tür sosyal etkinlikleri çok severler. Kavşakları karayollarından izin alarak 4 tane kavşağımız var Keşan ana yollar üzerinde. Gerçekten çiçeklendirdim, yeşillendirdim onları. Mevsimine göre sürekli çiçekler yenilenir. Seralarım var. Yine Cennet Bahçesi dediğimiz yerde bahçenin dışında ayrı mekanlarımız var. 4 adet seram var. Kendi çiçeklerimizi kendimiz üretiyoruz orada. Örneğin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Peyzaj Bölümü veya Sera Bölümünde okuyan öğrenciler buraya staja geliyorlar bizim seralara. Bakalım Keşan halkı sizin için neler söylemiş. Bir izleyelim, sonra devam edelim. Çok teşekkür ederim.
için. Merhabalar, Keşan Heyecanı'na gelin. Sonra hoşgeldiniz. Keşan Belediyesi'nin yaptıkları işler gelir. Keşan Belediyesi'nin faaliyeti nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. İnşallah. Başlarımızla dışarıdan gelenler mi? Oluyor tabii ki. Hizmet şeyinden dolayı oluyor tabii ki kiralar. Çalışmalarını şu projesinden dolayı şu anda inşallah daha ilerisini göreceğimiz için şu an iyi gidiyorum. İnşallah yola çıkıyoruz. Üniversitenin faaliyeti var. Allah'ım ortada esnaf olmalısın. Üniversitenin faaliyeti nasıl? İyi fena değil, çok güzel. Bizim mahalle kızanlarının bile dilindeydik. Keşan büyük değildi o kadar seni tanımadan önce. Tanıdıktan sonra da hiç büyümedi. Lakin sen gittikten sonra Keşan metropol oldu başımıza. Hastane caddesi tanır seni. Düz lisenin otobüs durağı. Çamlıkent meskenindir zaten. Adım başına bir aşk düşürdük. Cennet bahçesiydi, üşümüştük bir gece kuğuları izlerken. Bizim mahallenin kızanları bile seni soran oldu. Ki haklılar, alfabelerinin ilk harfi onların da A. Ve ben hala adının baş harfini saklıyorum. Üşüyorum A ile başlayan özlemlerimi yaşarken. Bir zarf içinde aşk sunmuştum hatırlarsan. Yastık altı düşlerimde artık. Yazdığım ilk şiir, hani benim için yazmıştın, ezberimde, hiç unutamadım. Zordur bilirsin unutmak, ama neylersin, gök gürültüsünden korkan yağmurda gezmezdi. Gece bekçisi düdüğünü senin adınla çalıyor yine. Sokaksız bir avare oluyorum, şarap şişeleri yuvarlanıyor. Gözlerinin gizinde bir kıyamet gizlidir, ha koptu ha kopacak. İpler senin elinde, ister sallandır, istersen sal gideyim. İstemesem de, bu ayrılığın aslı yok, astarı yok. Dedikodu mudur anlamadım. Gitti o dediler, baktım etrafıma inanamadım. Oyun oynama gelmişle geçmişle bas küfrü, aldırma. Sığmazsın sen hiçbir zaman bu zamana, zaman dar gelir. Keşan dediğin bir avuç yerdir, gittin ya, metropol kesildi başımıza. Saral City'nin katkılarıyla hazırlanan Yolumuz Sıla'ya Düştü programı devam edecek. Saral City'nin katkılarıyla hazırlanan Yolumuz Sıla'ya Düştü programı devam ediyor. Toptancı'ndan sonra balıkçılara hazineden 49 yıllığına 600 metrekare bir ticari alan vardı, onu aldım. Projesini yaptık, ihale ettik. Altta şu anda yaklaşık 9 tane kadar dükkan var. Üst katta da 3 adet restoran türü mekan kazandık. Projemiz 5 kat, üstüne başka şeyler yapacağız ileride. Biraz ekonomik durumumuz iyi olursa, ama şimdi acele etmiyorum. Fakat nezih bir mekan oldu balıkçılara. Bir de hemen sırtımızda kalejde sitesi var. Şimdi bizim 2004 yılında esnafa bir sözümüz vardı. Biz sosyal demokrat belediyeler esnafla rekabet etmeyeceğiz. Esnafla ortak hizmet işbirliği yapıp kaliteli hizmet üreteceğiz diye. Esnafımla çok uzun görüşmeler yaptık. Efes Aç yolunun kenarında, Keşan'ın hemen ana yolu kenarında 14 bin metrekare bir alanı yine hazineden 49 yıllığına kiraladım.
Esnafımla görüştüm. Dedim ki bakın bu proje Doktor Mehmet'in projesi değil. Siz ticari hayatınızı burada yapacaksınız. Nasıl mekanlar istiyorsunuz? Sizin işinizin özelliğini sizler biliyorsunuz. Ona göre projelendireceğiz. Görüştük, tartıştık, hazırlattık projelerini. Şuna mutluyum. Bir senede bana 20.000 lira ödeyen, pardon 22.000 lira ödeyen esnafım şu anda devirlerde 100.000 liralarla konuşuyorlar. Ve kendi reklamını kendisi yapacak böyle bir alanı bulmak gerçekten büyük bir şans. Yani isteseniz bulunamaz bir alan. Yoldan gelip geçenlerin bütün o pazarlanan arabaları çok rahat göreceği bir mekan. O da yani onu da gururla söylerim, Trakya'da böyle bir garajlar sitesi yok. Şimdi ciddi bir veterinerlik hizmetimiz var. Tecrübeli bir veterinerim var. 2005'te başladık köpek kısırlaştırma operasyonlarına. İsteyen belediye sınırlarının dışındaki köylerden, muhtarlıklardan gelen talepleri de karşılıyoruz. Geçen yıl hazineden 5 dönüm kadar bir yer hayvan barınağı ile ilgili satın aldım. Tahsisliği satın aldık. Şu anda bizim birinci sınıf bir mezbahamız var. Mezbahanın yanında geçici bir köpek barınağımız var. Ameliyathanemiz falan orada. Orada hizmet veriyoruz. Keşan'da bizim Roman camiamız var. Yaklaşık 15 bin civarında nüfusları var. Türkiye'nin yoğunluk açısından Roman nüfus yoğunluğunun en yoğun olduğu yerleşim alanıyız. Bu insanlarımız da genellikle ekonomik yönden iyi durumda olan vatandaşlarımız değil. Ben Yeni Mescit Mahallesi dediğimiz bizim Roman Mahallesi'nden birine 3 katlı bir muhtarlık binası yaptırmıştım. Kurs alanlar için kullanılacak. Şu anda halk eğitimi orada biçki nakış kursları veriyor. Zamanı geldi mi de biz gönüllü öğretmenler, bizim az miktarda katkıda olduğumuz öğretmenler, geçen sene yaklaşık 55 öğrenciye kurs verdik. Her sene de bunlardan 20-25 tanesi bu tür sınavla alınan bahsettiğim işte Anadolu Lisesi olsun, Fen Liseleri olsun, oralara kazanma şansı buluyorlar. Han Festival 2003'te başlanmış ilk festivali. Ben 2004'te devam ettim. Ancak bu sene ara verdim, yapmadım. Çok da geniş katılımda oluyor. Bölgenin en kuvvetli festivalidir. Fakat hem ekonomik tedbir açısından hem de konsept artık 8-9 yıldır değişmesi gerekir bir şeylerin. Bu sene de aynı konseptle devam etmek istemedim. Ara verdim. Kısmet olursa önümüzdeki yaz ülkemizin de şartlarına bakacağım. Ama seneye kısmet olursa yaza onu telafi edecek şeyler yapacağız. Şu anda Keşan Atatürk Stadı'nı ben 2009 yılında valilikle protokol yaptık. Ücretsiz 10 yıllığına bize devir yaptılar. Daha önce günde 15-20 kişinin kullandığı stat ve kompleksleri ki içerisinde bir çim sahası standart ölçülerde, bir arkada toprak sahası vardı, kapalı spor salonu var. Ben onları çok ciddi bir elden geçirdim. Başka bir sahamız daha var. Şu anda o da standart ölçülerde ilk resmi maçımızda geçen hafta sonu bölgesellikte yarışan takımlar oynadılar. Bir tane daha şu anda proje safhamda dediğim o Yeni Mescit Mahallesi civarına bizim Roman vatandaşlarımızın daha çok kullanacağı suni bir çim saha resmi ölçüler içerisinde Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne projemi verdim. Yakın zamanda onayı gelecek, onun haberlerini de aldım.
kısmet olursa 2013'te de onu hemşerilerimin hizmetine sokmayı düşünüyorum. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda orada her türlü spor kursları, futbol, voleybol, masa tenisidir, basketbol kurslarıdır. Bunları verme şansımız var. Ben 2006 yılında Edirne Valiliği'nin Erikli'de sportif maksatlı bir mekanı vardı. Onu spor amaçlı, su sporları maksatlı kullanmak üzere talep ettim. Su sporları yapıldığı sürece bize tahsisli. Orada 4 sefer Türkiye Windsurf Şampiyonası icra edildi resmi etaplarından. Bu yıl 2011-12'nin başlarında su sporları kulübümüzü kurduk. Yaz aylarında can kurtaran eğitiminden tutun işte yelken, optimist, windsurf, su kayağı gibi sporların eğitimlerini veriyoruz. Bizim de Edirne ilinde 2006 yılında ilan edilmiş bir turizm koruma kollama bölgesi var, Saros kıyıları. Edirne Saros Turizm Altyapı Birliği, ESTAP diye kısa ismi bilinen birliğin de başkanıyım. O birlik eliyle 3 yıldır hayata geçirmeye çalıştım. Bu sene, bu yazda birkaç gün önce son etabını uyguladığımız bir yapay resim projemiz vardı. Yapay resim şu demek: resif bir suyun içerisinde girintiler, çıkıntılar anlamına gelir. Evet, yuva, biz kovuk falan deriz işte. Ama yapay, insan ile yapılmış, su altına atılmış şeyler. Tabi bunlar belli bir usturup içerisinde yapılması lazım. 9 Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı Profesör Altan Lük'ü getirdim burayı. Bir proje hazırlattık. 2010 yılında ilk etabını attık. Bu sene de Sualtı Tarih Müzesi'nden, bu projede kastımız şuydu: bir, yerel balıkçılığa katkıda bulunmak; iki, kaçak avlanmanın önüne geçmek attığımız ağırlıklarla aşağı yukarı 1000'e yakın birer metre küplük sadece 10'ar santim betonu olan ama her biri 780 kilogram gelen 1000 civarında küp suyun altına bizim yaptığımız malzemeleri bıraktık. Bunlar ciddi şekilde canlılara yoğuluyor. Özellikle Saros Körfezi sualtı zenginliği, yaşam zenginliği açısından çok mükemmel bir mekan. Çünkü Saros Körfezi etrafında hiçbir sanayi tesisi olmayan, kirlenmemiş, tertemiz bir deniz. Saros'un güney kıyılarında olan kırmızı mercanlar, ki mercanlar bilirsiniz işte sualtı filmlerinden, rengarenk bir görüntü yaratır. İlk yaptığımız resiflere aşılama yaptık oradan. Çok da bilimsel değildi ama bir sene içerisinde öyle güzel üremeler olmuş ki. Kuzey kıyılarında da kırmızı mercanlar şimdi üreyecekler. O da ayrı bir görsellik. 10-15 sene sonra ayrı bir şey. Yakınımızda Çanakkale Üniversitesi var. 18 Mart Çanakkale Üniversitesi var. Orada su ürünleri bölümü var. Ben onlara bir laboratuvar sundum. Her ay bunların periyodik dalışlarla kontrolleri, çekimleri yapılıyor. Canlı adede sayısı, ilave hangi türler gelmiş, habitantları, bunların hepsinin ölçümleri, biçimleri, istatistikleri yapılıyor. Bu bir laboratuvardır. Bir asistanı 10 sene süren bir çalışma ve profesör yapmaya yetecek bir şeydir su ürünleri alanında. Peki başkanım, oldukça yüklü bir projeleriniz var. Peki izleyicilerimize Keşan'a gelmeleri için neler söylemek istersiniz? Tabii Keşan'ın Ali'ye de geleceğiz hemen. Şimdi tabii Keşan'da öncelikle Saroz'u hatırlatmak isterim ama yiyeceklerimizden de yakın zamanda ticaret odamız sağ olsunlar patentini aldılar. Bir satır etimiz vardır bizim. Evet, orada onu yol üzerindeyiz gelip geçerken test etmelerini tavsiye ederim. Buraları
Ülkemizin en medeni yerlerindendir. Batı bölgesinden. Gurur da duyuyorum. Gecenin saat kaçı olursa olsun bir kadın tek başına burada sokakta gezebilir. Kimse de niye geziyorsun diyemez. O konuda insanlarımızın böyle bir Avrupa'yı kültürü de vardır. Keşanlı Ali'nin buraya katkısı oldu mu? Buralı olmayan Keşanlı Ali'nin. Şu katkısı var. Keşan isminin duyulmasında tabii ki çok katkısı oldu. Onun yazarı Aldın Taner adına bir de park yaptım ben. Festivallerde hiç onunla başlanmış. Ancak Keşanlı Ali Destanı Tiyatrosu dünyanın en büyük tiyatro sahnelerinde sergilenmiş. Türkiye'nin gurur verici bir tiyatro yapıldı. Buranın insanı yansıdı. Yiğitliği, mertliği, Keşanlı Ali. Bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz başkanım. Teşekkür ederim. Tüm seyircilerimize buradan Keşan'dan kucak dolusu selamlar, sağlıklı günler, huzur dolu günler temenni ediyorum. Hoşçakalın. Bu saz en az 3-4 bin yıldır bizim kültürümüzü temsil eder. Hiçbir zaman bana göre İspanyol'un gitarından aşağı değildir, daha üstündür. Bunu böyle bilelim. Duygularımızı dile getirir. Sevgilerimizi söyler. Kahramanlıklarımızı anlatır. Keşan'ın hemen yakınında yani 6-7 kilometre uzak bir mesafede yeni bir şehir kuruluyor. Bu şehir Keşan'a bağlı tabii ki. Merhabalar. Saral City projesini anlatır mısınız bize? Saral City projesi Saral Büyük Grup İnşaat AŞ tarafından 62 bin metrekarelik bir arazi üzerinde 456 konut 20 villadan oluşan bir proje. Projemiz içerisinde 2+1, 3+1 ve residence dairelerimiz var. Ayrıca de yine villa konseptimiz mevcut. Tabii. İnşaatımız devam ediyor şu anda. 10 bloğumuz var toplamda. 10 bloğunda yaklaşık olarak 7 tanesi şu anda kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Hızla inşaatımız devam ediyor. Satışlar da tabii devam ediyor şu anda. Her bütçeye uygun evler var ama değil mi? Tabii ki. Anlaşmalı bankalarımızdan uygun koşullarla kredi kullanımı da mevcut. Yani Saral City'de daire sahibi olmak gerçekten çok kolay. Yani şehre de çok yakın. Çok yakın. İsteyen olursa araçlarınızla da yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki servis araçlarımız mevcut. Projemizi görmek isteyenler irtibata geçmeleri halinde servis araçlarımızla projemizin gerçekleştiği yere getirip örnek dairelerimizi, projemizle alakalı tüm detayları kendilerine verebiliyoruz. We'll be right back.
A'dan Z'ye tüm altyapılarımız tamamlanmış durumda şu anda. Yaklaşık olarak işte önümüzdeki yıl 8. ayda da yaşam başlamış olacak burada. Sosyal olarak, yapılanma olarak neler var burada? Projemiz içerisinde yarı olimpik bir açık havuzumuz var. Ayrıca yine bir aqua parkımız, mini golf sahamız, futbol, basketbol ve voleybol gibi oyun alanları, çocuk parkları, yürüyüş parkurları, 24 saat güvenlik, kişi özel otopark, A'dan Z'ye yani aklınıza gelebilecek bütün sosyal imkanlar projemiz içerisinde mevcut. Projemizin içerisinde yine bir ticaret merkezimiz var. Ticaret merkezi içerisinde 800 metrekarelik bir hipermarket alanı, 400'ü açık, 400'ü kapalı bir restoran alanı, ayrıyetten bowling salonu ve sinema salonları mevcut. Burada A'dan Z'ye tüm sosyal donatıları, günlük ihtiyaçların tamamını burada müşterilerimize, yatırımcılarımıza sunuyoruz. Toplam kaç daire demiştik tekrar söyleyeyim. 456 dairemiz var. 94 metrekarelik 2 artı 1'lerimiz, 124 metrekarelik 3 artı 1'lerimiz, yine 178 metrekarelik residence dairelerimiz mevcut. Ayrıyeten de 20 adet villamız var. Bu villalarda da 2 tip metrekaremiz var. 205 ve 257 metrekarelik villalarımız. Keşan, İpsala yolu üzerinde Beğendik Sapağı'ndan girdiğinizde yaklaşık olarak 2 kilometre sonra projemize ulaşmış oluyoruz. Zaten Keşan'dan gözüküyor herhalde. Tabii ki. İhtişamlı ve görkemli yapısıyla projemiz Keşan ve çevresinden dikkat çekiyor şu anda. Peki, ilgi duyan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz son olarak? Son olarak yepyeni bir şehrin projesinde bu ayrıcalık yaşamı içerisinde onların da yer almasını isteriz tabii ki. Yatırımcılarımızı ve bölge halkını projemize davet ediyoruz. Evet, ayrıcalıklı yaşam için Saral City Evleri sizleri bekliyor. Yaz gelir, içimi sar, aynı telaşlar. Kim bilir, belki de bir aşk başlar. Dalgalanır, denizde çıkar, durulur yavaş. Kim bilir, belki de bir aşk başlar. Binanın yeni planlamasında her sürecinde ticaret odası yöneticileriyiz bizler. Kendi işimiz değil arkadaşlar, 2500 kişinin işini yapıyoruz. Hesap vermenin mecburiyetini, sorumluluğunu da biliyoruz. Bu bina ticaret odasının alması gereken bu gezdiğiniz ya da birazdan gezeceğiniz bu binanın kaç para ederini hesap yaptık. Ama piyasa ederini değil, İl Genel Meclis'ten ya da devletten aldığımız, özel idareden aldığımız bu binanın 2 trilyon 200'e kademe dahil geliyor. Aldığımız bu binanın bizim ticaret odasının ödemesi gereken rakam bu çıktı. Belediyeden, bir de Mert Volkan Yıldırım kardeşinden tanımıyorum, bunu inşaat komisyonu yaptı bunu. Bu arkadaşımız, burada bir teknik arkadaşlarımız da var, olayı belki daha iyi algılıyorlar. Bu ticaret odasının almış olduğu raporu bu kardeşlerimiz dedi ki, biz bu raporu aldık, dosyamıza koyduk. Meclisimizin L1 Grup AŞ yetkilileriyle yaptığı görüşmeler
herhalde 3-4 ay sürdü. Pazarlık, iyi niyet karşılıklı görüşmelerle biz 381.356 lira artı KDV'ye odamıza kazandırdık. Keşan'ı tanıtırken hep sorduğumuz soru şuydu: öğrencilerin bu şehre katkısı oluyor mu diye. Gerçekten de oluyormuş. Ve bir kafeteryada tesadüfen doğum gününe rastladık. Doğum gününe rastladık ama yaş pasta bitmiş, kuru pasta kalmış. Biz de kapanışı kuru pastayla yapalım dedik. Merhabalar. Merhaba. Doğum günü sizin miydi? Evet benim. Doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Peki kaç yaşına girdiniz? 24 yaşıma girdim. 24 yaşına evet. Öğrenci misin? Öğrenciyim. Hangi bölümde okuyorsun? Bankacılık ve sigortacılık bölümünde okuyorum. Evet, inşallah. Bizlere ileride kredi açarsınız inşallah. Mutlaka, inşallah. Seve seve. Peki, doğum gününüzü tekrar kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, yolumuz sıraya düştü de bu hafta Keşan'ı anlatmaya çalıştık sizlere. Biz burada bu haftayı da bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir yerde, başka bir beldede görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın. Katkılarıyla hazırlanan Yolumuz Sıla'ya Düştü programını izlediniz.